İyi günler değerli izleyenler. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Tarım Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırlayıp sundukları Çiftçinin Saati programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli izleyenler, tarım topraklarının hızla elden çıkarılması, bunun yanında topraklı tarım yapılan alanlarda maliyetlerin her geçen gün katlanarak artması üreticilerimizi yeni tarımsal üretim alanları bulma ve araştırma yönüne itmiştir. Bu cümleden olmak üzere toprak kullanılmadan topraksız tarım yapılmakta. Bunun yanında hidroponik sistem kullanılarak, yani tamamıyla su kullanılarak üretim yapılması yolunda sevinerek izliyoruz ki çok önemli adımlar atılmıştır. Ülkemizde topraksız tarımın çilek alanlarında kullanıldığını ve bu yönde yapılan üretimleri anımsayacak olursanız geçtiğimiz programlarda ekranlara getirmiştik. Biz bugünkü programımızda hidroponik sistemle, yani tamamen su kullanarak yapılan tarımı inceleyeceğiz. Bunların çok önemli avantajlarını vardır ve bu avantajlar programımızın normal seyri üzerinde ekranlara gelecektir. Biz bu amaçla bugün Doğancı köyündeyiz ve yanımızda hidroponik sistemle üretim yapan genç bir girişimci ile Ulaş Nizam'la birlikteyiz. Ulaş Bey, önce Ulaş Nizam kimdir? Bize bunu anlatın. Şimdi Ulaş Nazım, soyadımız Nazım. Evet, ben avukatım. Yaklaşık 5 yıl evvel ülkeye geldim. Ondan evvel işte İngiltere'de, İstanbul'da, Güney Kıbrıs'ta avukatlık yaptım. Buraya tabii kulağımızdan tuttular, geri getirdiler. Kıbrıslılar, yani Kıbrıs aşığıyız zaten. Ve hiçbir şekilde yurt dışında duramadık. Ailemiz de gel gel dediği için döndük geldik. Tabii burada da epey 5 yıldır hukuk ofisimizi geliştirdik. Diğer ülkelerdeki şubelerimize de devam ettik. Ama bir şeyler dürttü. Biz Elyeliyiz, yani Doğancılıyız. Hep ailemiz tabii yıllardan beri hep toprakla uğraştı. Küçüklükten beri bunların içerisindeyiz. Biz de dedik bir şeyler yapalım. En azından yurt dışındaki bazı bilgileri, yenilikçi şeyleri buraya getirelim. Böyle düşündük sonra. Bu fikir aklıma geldi. Şimdi öncelikle bizim yani halkımızda, Kuzey Kıbrıs'ta kanser oranı inanılmaz derecede yüksektir. Ve üreticiler, özellikle tarımla uğraşan üretici kesim ciddi ciddi sık sık hasta oluyor. Ve bunun sebeplerini yıllardır biz hep düşünürken ilaç kullanımının, işte hormon kullanımının, yanlış uygulamaların aslında halka çok ciddi zarar verdiğini gördük. Bunları düşünürken bazı konferanslarda, bazı ilerici yatırımcıların projelerini okurken bununla karşılaştım. Epey araştırdım, yaklaşık 2 yıl araştırdım. Ve önce evimizde küçük bir sistem kurduk. Sonra burada küçük bir serada denedik. Olunca bir proje yazalım dedik. Çünkü sağ olsun, yani Çukurova Kalkınma Ajansı ile birlikte Tarım Bakanlığımız böyle bir hibe programı açmıştı. Yenilikçi tarım üzerine. Biz de buna başvurduk. İşte başvurur başvurmaz süreçlerden geçtiğimizde kazandığımızı duyunca çok sevindik. Biz de dedik ki tamam, artık üretime de soyunmak gerekir. Ve tabii bu sistemi, yani Türkiye'de bile yeni. Yaklaşık 4 tane yer var. Hiç uzman yok. Uzmanlar hep yabancı. Onların tabii çalışma ortamları biraz daha farklı. Olanakları çok daha iyi. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Biz de bunu kendimiz ayrıntılarını düşünerek, bulamadığımız parçaları uydurarak, sistemi anlayarak yapmak istedik. Böyle bir şey ortaya çıktı. Evet. Gerçekten değerli izleyenler, ben uzun yıllar tarım sektöründe çalıştım ve ama beni en çok duygulandıran, sevindiren ve heyecanlandıran böyle başka mesleklere bağlı, başka meslek gruplarına
bağlı gençlerimizin tarıma gönül verip bu yönde çalışmaları beni gerçekten çok sevindirmiştir. Evet Ulaş Bey, şimdi hidroponik sistemden bahsediyoruz. Önce bu sistem nedir? Bunu izah edelim. Şimdi hidroponik sistem çok farklı farklı çeşitleri var. Özellikle bu hidroponik sistem NFT dediğimiz nutrient film teknik, yani çok ince bir sıvıyı köklerden, fidenin altından geçirirsiniz ve köklere besinini o şekilde verirsiniz suyla birlikte. Bunun avantajı nedir? Bütün kullandığınız su, hep mesela seramızın ortasında bir boru var. Bütün bunlardan gelir, toplanır ve depomuzda birikir. Hiçbir suyu biz israf etmiyoruz. Sadece buharlaşmadan ve marulun içtiği, bitkinin içtiği suyu tekrar ekliyoruz. Dolayısıyla %95 oranında inanılmaz bir su tasarrufu sağlar. Evet, gerçekten ülkemizin kıt olan su kaynaklarının böylece değerlendirileceğini de gördük. Evet. Demek ki çok az bir masrafla yani su sarf ederek üretim yapıyoruz. Aynen öyle. Yani açık alanda, tarlada bunu yaptığınızda sulama yaptıktan sonra suyun yaklaşık %80'i zaten toprağın altına gidip kayboluyor. Bununla birlikte gübre de kayboluyor ve gittikçe toprak da birazcık fakirleşiyor. Şimdi bu tarz sistemler normalde çok şehirleşmiş alanlarda, Kore'de, Japonya'da yavaş yavaş başladı. Şu anda Amerika'da, İngiltere'de, hatta Londra'da, underground'da, yani tren istasyonlarının altında, metrolarda yapılmaya başlandı. Orada güneş olmadığı için ışık kullanırlar mesela. Çünkü bir kere metrekare içerisinde yapabileceğiniz üretimi dikey olarak yukarıya doğru sayısını arttırabilirsiniz. Suyu çok az kullanabilirsiniz. Ayrıca hiçbir ilaç vesaire kullanmanıza gerek yok. Çünkü toprağa temas yok. Kontrollü bir alanda üretim yaparsınız. Böyle avantajları var. Demek ki çok avantajları var Ulaş Bey. Şimdi bir kere sudan tasarruf ediyoruz. Evet, doğru. Gübreden tasarruf ediyoruz. Yerden tasarruf ediyoruz. Evet, aynen öyle. Doğru. Şimdi yerden tasarruf deyince tabii bu dikine büyüdüğü için içerisinde bulunduğumuz seranın alanı ne kadar? Bir dönümdür. Tabii bir Türkiye dönümü aslında. Yani 1024, evet bir dekardır. Normalde bir dönümde bizim ülkemizde yaklaşık 7000-8000 marul üretilebilir ve bu 45 gün, hatta hava koşullarına göre 60 günde hasat edilebilir. Oysa ki burada biz 8 kat yukarıya çıkabiliriz. Burada 16 kattır. Bazı küçük mikro şeyler de yapabiliyoruz. Başka ürünler de yapabiliyoruz. Ama marulda 8 kat daha artar. Yani bir dönüme 8 kat daha fazla. Sanki 8 dönümü buraya sığdırabilmiş gibi üretim yapıyoruz. Yani bir dönümden 8 dönümden aldığımız verimi alıyoruz. Aynen öyle. Ve bu da çok kısa vejetasyon süresi var. Aynen öyle. Biz 28 günde... 28 günde. Evet, 28 halbuki günde. 60 günlerde 28. Evet. Çok avantajlı. Doğrudur. Yani. Böyle göstereyim. Mesela... bu marulun kökü toprakta sıkıştığı için daha fazla stresli ve daha yavaş büyür. Oysa burada açıktır ve bunu ben şimdi söktüm, tekrar yerine koyduğumda hayatına devam edecek. Bunun hasatı da kolay, ekmesi de kolay, işçilik inanılmaz derecede az. Standartlarda bir dönüme bir personel sadece bütün serayı çevirebilir. Evet. Bu şekilde bir avantajı var. Şimdi Ulaş Bey, benim aklıma tüketiciler için iyi bir fikir geldi. Zannedersem yanılmıyorum. Şimdi bunu biz bir tüketici aldığı zaman evine götürür, bir vazonun içine koyar. Tabii. Ve yapraklarından istediği kadar keser, ihtiyacı olduğu kadar. Doğrudur. Ondan sonra bitki yaşamasına devam eder. Evet, böylece hem buzdolabında fazla yer kaplamamış olur, hem de değil mi? Doğrudur. Hem de taze ve kullanıma hazır bir marulu böylece kullanabilir. Tüketici yönünden de bu avantajı var değil mi? Evet. Avrupa'da böyle jel dolu küçük saksılar var. Onların içerisinde bu şekilde zaten marketlerde satılabiliyor. Evinize alıp koyarsınız. Evet. Tabii bizde buna çok büyük bir talep yok. Bu kültür meselesi. Bizde daha çok marulun, mesela biz sıfır ilaçla üretiyoruz. Yani bir gram pestisit atmıyoruz. Herbisit atmıyoruz. Yani ot ilacı da atmıyoruz. Çünkü toprakta su toprağa değmiyor.
Bu da toprağa değmediği için hiç böcek vesaire pestisitleri de üzerine tırmalıp solucan vesaire de bunu yemiyor. Dolayısıyla inanılmaz derecede tasarruf ediyoruz. Hiçbir şekilde ben mesela hiçbir ilacı bilmem, nasıl kullanılacağını bilmem. Bazen bazı bu öğrenme sürecinde bazı hatalar yaptık. Mesela tellerimizi tam kapatmadıydık. Çok az böcekler gördüğümde tabii herkes bize alışkanlık gereği işte pestisit önerdi. Ben epey düşündüm, dedim bunu hiç gönlüm el vermedi yapayım. Her halükarda hiçbir şekilde, yani limit altı olsa bile, uygun atsak bile bunu yapmak istemedim. Doğal yöntemleri araştırdık. Tabii biz burada bakın boyumuza, yani burada hemen her şeyi görebiliyoruz. Yere eğilmemize gerek yok. Elde fış fışla mesela Arap sabunu veya içine sirke koyarak biraz müdahale ettik ve bunu çözdük. Böyle avantajları var bu sistemin. Çok avantajları var. Evet. Demek ki hidroponik sistemle üretimin gerçekten inanılmaz avantajları var. Ve bu da tabii nereye yansıyacak? Üreticinin kar marjına. Üreticinin kar marjı çok yükselecek. Düşünebiliyor musunuz? Hem birim alandan elde edilen verim 8-10 katı artıyor. Hem masraflar azalıyor. Hem su tasarrufu sağlıyorsunuz. Daha ne olsun? Evet, doğrudur. Peki şimdi hazır konu gelmişken bir de bunların pazarlamasına geçelim. Bunlar nasıl pazarlanacak? Ambalajla mı pazarlıyorsunuz? Açık mı veriyorsunuz? Şimdi burada epey bir ikilem yaşadım ben. Tabii teşhir yapılan yerlerde marketler mutlaka bana bu özel bir üründür, ayrı yerde satacağız, üst üste satmak istemiyoruz, buna mutlaka güzel bir ambalaj yap diye ısrarla istediler. Haklılar, çünkü halkımız buna talep ediyor. Yani görünüş şeklinde güzel bir poşet içerisinde satalım. Aslında Avrupa'da da öyle yapılıyor. Ama Avrupa'da plastiğin bir tüzüğü, bir Avrupa Birliği'nde çevresel kuralları var. Çevreyi şimdi, korumak adına. Evet, evet. Bir kere burada maliyeti inanılmaz derecede yükseltiyor. Biz yaklaşık 40-50 kuruş bunun üzerine eklemem lazım ben. Ama ne için? Üretici güzel görsün, bunu alsın. Ama o 50 kuruş nereye gidecek? Ne benim cebime gidecek, ne bir şeye. Ve yurt dışından geldiği için yurt dışına gidecek bu 50 kuruş. Üstüne üstlük bu plastik de 2 saniye sonra eve gidildiğinde çöpe atılacak. Şimdi ben buna ciddi ciddi karşı çıktım. Dedim ki hiçbir katkı sağlamıyor, halka da katkı sağlamıyor, çevreyi kirletiyor, kimsenin cebine de para girmiyor. Aksine ülkemizden para çıkıyor. Evet. Şimdi böyle bir durumda zaten ben Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın avukatı olarak Avrupa Birliği'nin yönlendirmesiyle ambalaj ve ambalaj atıklarının tüzüğünü yazmaktayız. O sistemi yetkilendirilmiş şirketi kurmaktayız. Orada biz aslında ambalajı azaltmaya çalışırken, bunun karşısına geçmeye çalışırken bunu yapmak çok istemedim. Tabii ekonomik olarak da halkımız eğitilsin. Mesela bizim halkımız gittiğinde tabii alışkın olduğu çeşitte marul almak ister. Oysa bu çok daha tatlı, çok daha dekoratif, çok daha sağlıklı ve çok sıfır ilaç. Buna rağmen hiçbir fiyat farkımız yok. Ve buna rağmen birazcık alışkanlığı değiştirmekte zorlanıyoruz. Ama yavaş yavaş bunun gelişeceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten ilaçsız çok sağlıklı gıda almanın önemini yavaş yavaş zaten başımıza gele gele öğreniyoruz. Evet. Bu yüzden eğer tabii ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Ama bu alışkanlık değişmezse biz de mecburen diyeceğiz ki biz de ambalaj yapalım. Şimdi gerçekten güzel görünüyor. Şimdi tamamen ambalajsız götürüyoruz. Evet. Girne'de ve Lefkoşa'da şu anda belli başlı marketlerde bunu şey yapabiliyoruz. Evet. Sağlıyoruz. Restoranlar alıyor. Bir büyük restoran zinciri var. O da alıyor. Özellikle peki, ilaçsız için. Peki Ulaş Bey, ne kadardır bir marulun maliyeti sizce? Şimdi maliyetimiz döneme göre çok değişiyor. Yazda mesela fazla buharlaşma olduğu için ve sürekli iklim kontrolünde elektrik harcadığımız için maliyeti artıyor. Ama kışın çok daha azdır. Tabii yani, çünkü kış. Evet, evet. Biz tabii bu maliyetleri azaltmak için ciddi yatırım yaptık. Örneğin hiç elektrik üretmemek için güneş paneli kullandık ve dolayısıyla hiçbir şekilde elektrik parası ödemiyoruz. Bunun yanında zaten su konusu ciddi avantajlı. Sağ olsun akrabalarımız da benim halamın burada mesela köyde olmanın yararları, burada su kuyusu var. Oradan bir hat getirdik. Zaten çok az kullanıyorum. Oradan da bir avantajı var. İlaç parası vermiyorsunuz. Evet, ilaç parası vermiyoruz. Gübre aldığımız yerler bana soruyorlar. Mesela niçin alman artık bizden gübre, ne oldu? Dedim ki hala da aynı gübreyi kullanırım. 3 aydır benim tanklarım bitmedi. İnsanlar inanamıyor bunu tabii. Oysa bizim bilgisayarlı sistemimiz var.
her an su ölçülür ve çok az gübre damlatılır. Evet. Bu şekilde üretim yapıyoruz. Tabii böyle bizim de niyetimiz burada kesinlikle kar yapmak değil. Buradan getirdiğimiz getiriyi biz her zaman sürekli olarak buraya geri atıyoruz. Biz üniversitelerle konuşuyoruz. Ziraatçilere eğitim de vermek istiyoruz. Bunu yapanlara danışmanlık da vermek istiyoruz ki yani benim açıkçası gelirim bu işten değil. Benim hukuk ofislerim, şeylerim var. Benim asıl buradaki amacım büyük bir zevkle üretim yapmak ve bunu birazcık da halka yaymak. Çünkü üreticilerimiz gerçekten ciddi sıkıntılar yaşıyorlar her yönden. Düşünün ki marul ben YouTube'da görüyorum işte üreticiler işte içine sürdüm, tarlaya sürdüm ben bunu diyerek fiyat çok düştüğünde yerden kazansın diye onu imha diyor mesela. Oysa burada normalde 28 günde hasat oluyor ama 60 güne kadar, 65 güne kadar hala daha canlı oluyor buzluktaymış gibi. Gerçekten. Ciddi bir avantajı var. Ben de çok isterim biz hiçbir şekilde yani Türkiye'de mesela ben bu sistemi göreyim diye gittiğimde seraların kapıları bana açılmadı. Ben dedim bunun tam tersini yapacağım. O yüzden bunu merak eden herkes gelsin, çağrımdır. Herkese gösteririm, herkese yardımcı olurum. Bizim buradaki amacımız rekabet veya bir para kazanmak değil. Aksine gerçekten bir şeyleri değiştirmektir. Evet, gerçekten. Ben sizi tekrar kutluyorum bu güzel uğraşınızdan dolayı. Yalnız benim özel bir merakım. Tabii. Şimdi burada kıvırcık, hep kıvırcıktır evet, marul. Evet. Acaba bizim klasik marulu deneme şansınız veya düşünceniz var mı? Şimdi klasik marulu biz denedik, olur da. Ama şöyle bir dezavantajı var. Klasik marul bu kadar büyüdüğü için biraz daha görünüş olarak aşağı doğru sarkar. Bizim halkımız da mükemmeliyetçidir. Evet. Güzel ve mükemmel şekil olarak bir marul gördüğünde almaz. Evet. Ancak onları salata yapan, restoranlar şeyler alır çünkü gene ilaçsız, güzel kilolu ve kıyarak istediği gibi salataya koyabiliyor. Ama perakende olarak teşhir edildiğinde şekil itibariyle bazı deformeler olabildiği için deforme de değil aslında yani şekil olarak tam büyük bütün değil de biraz daha sola doğru olur. Biz dedik ki şimdi tutunmaya çalışıyoruz bunlarla bu kadar idealist olmaya gerek yok. Buna geçtik ve bu da aslında restoranlar tarafından işte meyhanelerdir diğer yani şimdi oteller kapalı tabii kapalı şimdi o yüzden çok büyük marketlerde. Bir potansiyeli olacağına inanıyorum. Evet. Ama gerçekten çok tatlı ve çok iyi bir üründür. Örneğin mesela bizim halkımız birazcık da muhafazakar mesela normal marulu alır, salatasını yapar. Ama şimdi gençler artık birazcık farklılaşmak da istiyor yeni nesil. Yani bunu alsın işte cevizle birlikte yapsın, güzel bir salata yapsın. Bilirsiniz veganizm, işte vejeteryan olma merakı da birazcık arttı. Herkes daha sağlıklı ürünler yemek ister. Dolayısıyla hayatımıza sebzeyi de çok daha fazla arttırmaya çalışıyoruz. O yüzden ben inanıyorum ki insanlar bir defa denesin, iki defa denesin. Ciddi bir farklılık görecekler. Evet. Şimdi Ulaş Bey, bu dikimi yaptınız siz. Tabii hidroponik sistemin gereği olarak delikler açılıyorsunuz evet, burada. Doğru. Ve su bunun içerisinden evet. devir yaparak gübresini, evet. Gübresini ve diğer besin maddelerini bitkiye veriyor. Evet. Acaba iki bitki arasındaki mesafeyi evet. ne kadar ayarladınız ve ideal bir ayarlama mı bu? Evet. Şimdi bunları deneme yanılmayla öğrendik biz. Evet. Marul büyüdüğünde 30-35 santime kadar açılır. Dolayısıyla biz bu sistemi yaparken sadece marul üretmeyelim, başka şeyler de üretebilelim diye yaptık. Dolayısıyla biz deliklerimizi çok sık yaptık. Örneğin bunun içerisinde maydanoz, işte kolyandro, yani bütün çilek. Aslında çilek de var, aşağıda var çileklerimiz mesela. Başladınız mı denemeye? Başladık denemeye. İlk defa değil mi? İlk defa evet ilk defa. Nasıl başka, gidiyor? İyi gidiyor yani gayet güzel. Şimdi 45 gün çiçeklerin şeylerini koparıyoruz. Daha 45 gün geçmedi güçlenmesi için, potasyum içerisine tutması için. Bunları da biz tabii ziraatçı değiliz. Hem abilerimize soruyoruz hem de araştırıyoruz. Sağ olsun mesela Tarım Dairesi Müdürümüz Reşat Bey de bize mesela çok yardımcı oldu. Her an telefonu arıyoruz. İyi de bir ilişkimiz oldu. Böyle de kendisi de böyle geleceğe yönelik güzel gelişmeleri çok güzel takip ediyor. İstişare şekilde böyle çözümler buluyoruz. Çok böyle güzel. Deneye deneye yapacağız. Şimdi biz sık sık tabii ki delik deldik ki dediğim gibi mesela
soğan bile burada yapabiliyoruz. Ama taze soğan. Tabii bunu yaptıktan sonra marula geçtiğimizde, asıl ilk yatırımda, ilk ektiğimizde, biz araya mutlaka iki delik boş bırakıyoruz. Ki evet, birbirine karışmasınlar ve güneş görsünler. Evet. Eskiden mesela bu güneş görmek çok önemli. O yüzden zaten bu sistem piramit şeklindedir. Ve bütün seranın konumu güneye bakacak şekildedir. Biraz daha farklıdır başka seralardan. Başka seralarda işte hava alsın vesaire düşünülürken biz tam tersini yaptık. Hatta yani Google Earth'ten bakarak güneşin yönünü de lokasyonumuza göre öyle ayarladık. Çok ayrıntılı bir şey yapmak zorunda kaldık. Mesela tecrübeyi anlatayım size. Kırmızı marul çok talep edilir şeyden, işte süslü bir salata yapmak için restoranlardan. Biz bunları karışık ekerdik. Güneş görmediğinde, birazcık gölge gördüğünde bu aynen yeşil gibi olur. Biz bunu tabii bilmezdik. Hiçbir yerde de yazmaz. Hiçbir de tecrübemiz yok. Hiç kimse de zaten üst üste de ekmiyor. Dolayısıyla biz ne yaptık? Deneme yanılmayla en son kırmızıları daha yukarıya ektik, yeşilleri aşağıya. Bu işi çözdük. Evet, bu işi çözdük. Aynı şekilde bu deliklerde güneş gördüğü için yosunlanmalar olurdu. Onları da kapattık. Böyle böyle, yani yaklaşık bir yıl içerisinde şimdi sistemimiz tam olarak oturdu. Avantajı da nedir? Biz burada fabrika gibi çıkanın yerine hemen fideyi ekebildiğimiz için sürekli ve stabil bir şekilde üretim yapabiliyoruz. Yani yazda da bu üretimi yapabiliyoruz. Dolayısıyla ciddi bir avantaj. Yazda marul üretmek ustalık ister tabii, evet, açık alanda. Tabii, ama tabii bu sistemde gerçekten çok rahat bir üretim yapılabilir. Biz şimdi bunları incelerken ve görürken bu sıra aralarına kartonlar gördük. Onun merakı vardı içinde ama sizin açıklamalarınızdan, yani yosun tutmaması için, güneş görmemesi için, suyun ve yosun bağlamaması için oraya da karton koyarak o çözümü buldunuz. Aslında çok güzel bir yöntem değil. Bunu söyleyeyim. Karton çünkü yani bozulabilir, sıvı aldığında şey yapabilir ama bunu çözebilecek bizim ülkemizde mesela bir şey üretebilecek veya yeni bir teknoloji veya buna yapabilecek çok yerlerimiz yok. Türkiye'de olsa 2 saniyenin içerisinde mutlaka bir şeyler bulunur. Bizde de gene de insan vazgeçmemesi lazım. Mesela biz yokluk içerisinde burada buna bir kapak yaptıramadığımız, bulamadığımız için, birçok şeyi denediğimiz için biz de kendi yöntemimizi bulduk. İşte vazgeçmemek lazım. Tecrübeleri de paylaşmak lazım diğer üreticilerle. Gerçekten bu zihniyet çok güzel bir zihniyet. Peki bir de seranın durumundan bahsedelim. Yukarıda perdeler gördük biz. Evet. Onlar niçin gerekli? Şimdi bunlar ısı perdesidir. Gırağı olduğunda, çok soğuk olduğunda, akşamları kapattığımızda radyasyonu engeller. Yani buradaki ısının dışarıya kaçmasını engeller, gırağı engeller. Aynı şekilde yazda da çok sıcak olmasın diye bunları %80 kapatıyoruz. Hem aradan sıcak hava dışarıya çıkıyor hem de biraz gölge yapıyor. Şimdi biz bu sera yaparken modern sera olmasını istedik. Normal bir sera olmasını istemedik. Ben mesela hukuk ofisinde çalışırken bile internetle bağlanarak pencereleri açabiliyorum, yukarıya açabiliyorum, ısı perdesini kapatabiliyorum, gübreleri bakabiliyorum, her şeyi izleyebiliyorum. Yani bunu yapmak istedik çünkü zaten bir tane personel buraya yetiyor. Kontrolünü de tabii uzaktan yapabilelim diye. Bu sistemde işçilikten de tasarruf. Evet, doğrudur. Her yerden tasarruf ve güzel bir üretimi oluyor. Yukarıda fiskiye de gördük. Onlar ne amaçla kullanılıyor? Bunlar tabii iklimlendirme sistemimiz var. Evet. Nem düştüğünde otomatik olarak bunlar açılır ve burayı nemli hale getirir. Aynı şekilde dışarıda bir meteoroloji ölçüm direğimiz var. Orada yağmur görüldüğünde hemen üst kapaklar otomatik olarak kapanır. Çok sıcak olursa yanlar ve yukarılar açılır. Bu şekilde bir sistem. Evet Ulaş Bey, biz çok memnun olduk, çok duygulandık, çok heyecanlandık sayenizde. Ve güzel bir üretimi, hidroponik sistemin avantajlarını üreticilerimize sizin vasıtanızla aktarmış olduk. Biz ta başından itibaren vermiş olduğunuz bilgiler için size çok teşekkür ederken bu uğraşınızın devamını diler. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli üreticiler, gördüğünüz gibi hidroponik sistemle üretim yapmanın çok avantajları var. Maliyetler hemen hemen yarıdan çok aza düşmekte.
ve verim o nispetle artmaktadır. Bu bilgilerle birlikte bir programımızın sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Bir başka Çiftçinin Saati programında yeniden birlikte olmak umudumuzu yinelerken, bu programın sizlere aktarılmasında yardımcı olan kameraman arkadaşım Ali Deryalı, montaj ekibindeki arkadaşım Mete Asilsoy, Çiftçinin Saati programı yapım koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Erkut Uluçam ve bu akşamki BRT yayın ekibi adına ben Sözal Gürçınar, hepinize iyi akşamlar dilerken her zamanki temennimizle sizlere veda ediyoruz. Ürününüz bereketli, kazancınız bol olsun. Hoşça kalın değerli üreticiler.